Biz sevgilimiz diye sormuştum ya sana. Biz sevgili değiliz yani. Biz sırılsıklam aşığız. İstediğiniz kadar masallara inanın. Gerçek olan hep kabus vardır. Ulan bebek gibi araba be. Gece gece gelen şansa bak. Ne oluyor orada? Arabamı çalıyorlar. Dur! Ulan uçsanız da yakalayamazsınız be. Hey! Dur! Ya dur! Dur! Ya inanmıyorum ya! İnanamıyorum, bütün her şeyim içindeydi. Benim arabam da gitti. Hepsi senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Tutturmasaydın telefonu açacağım diye belki önceden fark ederdik Eylül, değil mi? Sen tutturmasaydın nasıl vermeyeceğim diye. Allah Allah ya. Yemek yiyeceğiz diye iki tane arabadan olduk burada. Yemek yiyeceğiz diye mi? Kusura bakma Eylül. Buralara kadar zahmet ettin geldin. Bir organizasyon ayarlamak falan hataydı. Ne gereği vardı ki böyle şeylerin, değil mi? Hastanenin kantininde oturur yerdik beraber. Efendi bizim neyimize? Pardon. Ya tamam, özür dilerim. Öyle demek istemedim. Önemli değil, sıkıntı yok. Hadi gel gidelim şöyle yola doğru da belki bir araba falan buluruz. Telefonun ıslandı mı senin? Benimki yüzüyor da. Islandı da. Çalışıyor ama. Söyle de polise, Şile'deyiz sahilde. Önce Mehmet'i aramam lazım. Yani şu halde, şu pozisyonda soyulmuşken önce Mehmet'i mi aramamız gerekiyor? Alo. Doktor Eylül ben. Benim hastam Mehmet'in odasını bir bağlayabilecek misin bana? Aferin Doktor Eylül. 155 Mehmet'i ara. Hocam biz de size ulaşmaya çalışıyorduk. İlacını vermeye gittiğimde odası boştu. Nasıl boş? Ben gitmiş sanırım. Tamam, sağ ol. Ah Mehmet ya, yine mi ya? Bakalım neler varmış. Ulan karı da doktormuş ha. Ulan doktordan temiz araba diye daha pahalı yoktur. Ne oluyor lan? Anne! Anne neredesiniz? Anne! Hakan! Lan deli ne yaptın sen? Lan deli annemi öldürdün!
Kendimi tutamadım. İlk annemi, sonra abimi öldürdüm. Çok üzgünüm. Yapma. Neden yaptığımı bilmiyorum. Yapma. Sakın. Sen kötü değilsin. Kendini öldür. Olmaz. Doktor Eylül Erdem. Beyin cerrahı. O sana bu bir işaret. Onu bul. Doktor Eylül. Erdem'in. Allah'a emanet. Annem ne? Hasta. Hocam. Allah'a emanet. Ne diyorsun? Erdem'in. Hasta. Allah'a emanet. Hadi. Evet, çocuk. Orada. Hemen sedye getirin. Neren ağrıyor? Neren ağrıyor ablacığım? Göster bana. Hocam kız hamile. Nerede kaldı bu sedye? Tamam. Sessizlik, sakin olmaya çalış. Bir tane sandalye alabilir miyim? Eldivenle stetoskop ver. Tamam. Geçecek. Merak etme, geçecek. Doğum sancısı çekiyor. Nasıl olabilir böyle bir şey? Çok küçük daha yaşı. Sancıyı ne kadardır çektiğini öğrenmemiz lazım. Türkçesi çok az, bizi anlamıyor. Canın yandığını biliyorum ama sabit durman lazım, tamam mı? Hadi sık dişini biraz, dayan. Hadi. Şimdi bacaklarını yukarı doğru çekeceğim. Serbest bırak kendini. Hadi kaldır biraz bacaklarını. Kaldır. Tansiyonu çok düşük. 7'ye 4. 600 cc sınırları. Peki. Karnının sağ tarafında hassasiyet var. Tamam. Geçecek. Fetüs yok. Hamile değil. Peki hocam, o ekrandaki büyük kitle ne? Serbest sıvı birikim. Kitleye benziyor. Kitle bir futbol topu kadar büyük neredeyse. O yüzden de çok tehlikeli. Genel cerrahiden konsültasyon gerekli. Hemen bağırı çağır. Peki hocam. Tamam. Şimdi güvenlik kameraları... Güvenlik kameralarıyla başım dertte. Mehmet sürünerek mi çıktı? Yürüyerek mi çıktı? Biri mi kaçırdı? Ona bakacağım, bakamıyorum. Yok yönetimden izin kağıdı, yok şuradan bu, yok buradan bu. Herkes yokuş. Olmuyor öyle. Şu kapıyı kapayım da
Geçenler yanlış anlamışsın. Yok canım, ne ki yanlış anlamazlar. Sen giyiniyorsun, ben bir şey anlatıyorum. Evet. Şimdi sen ne diyorsun? Hı? Mehmet'in nasıl gittiğini görmek için güvenlik kameralarına mı bakmak istiyorsun? Aynen. Senin iznin gerekiyor. Anladım. Tamam, ben onu şey yaparım. Hallederim, sıkıntı yok. Kendi kendine gittiğini görünce ne değişecek? Bir şey değişmeyecek. Ben sadece bilinmek istiyorum. Tamam. Tamam. Amine'yi Bahar'a teslim ederim. Ondan sonra gidip izleriz. Olur. İşkolik çıktım, gecenin bu saatinde kalktım, buraya geldim. Aslı'yı ben de görmek istiyorum. Var. Ay. Gecenin ikinci sürprizi. Hocam ben geç kalmadım değil mi? Apar topar geldim ama. Yok, geç kalmadım. Hasta acilde. Biz düğüne gittik, o yüzden üstümüzü değiştiremeden geldik. Kusura bakmayın. Düğün telaşlı gibi bir şey. Önemli değil. Hastaya gidelim. Hastaya gitmemiz lazım. Şu senin özenle hazırlanıp gidemediğin galiba. Hasta 12 yaşında. Batının hassasiyeti mevcut. Karnında büyük bir kitle halinde serbest sıvı birikmiş. Ali Asaf hocam, tomografi için hazırız. Hasta Bahar hocam. O iliklenecek. Karaciğerinden dalağına kadar uzanan büyük bir kitle görünümü var Bahar. Yok. Tomografiyle vakit kaybedemeyiz. Hasta peritonit ve hipotansif durumda. Ultrasondaki görüntülere bakılırsa kist raptör olmuş olabilir. Acil ameliyata almamız lazım. Bir ameliyathaneyi hazırlatıyorum. Tamam. Kaybedecek vaktimiz yok Zano. Anne babası nerede? Kimsesi yok. Suriyeli bir kadın bırakmış. Sonra da kayboldu ortadan zaten. Nasıl ya? Annesi babası bu hale gelene kadar neden beklemiş? Savaş Bahar, savaş. Bu insanlar savaştan, ölümden kaçıyorlar. Belki de anne ve babasını o savaşta kaybetmiştir. Kim bilir? Bütün organları yayılmış.
Dalaktan kızmak zorunda kaldı. Neredeyse 2 kilo. Bayağı büyükmüş ama çıkartmak da zor oldu zaten. Bahar hocam, kızın saçındaki örgüyü gördünüz mü? Annesi yapmak için çok uğraşmış olmalı. Annesi saçıyla uğraşmış ama karnında da 2 kiloluk tümör büyümesine izin vermiş. Ben de bunu anlayamıyorum. Fatih belki de annesi yaşıyordur. Hocam sol hepatik artere denk geliyor. Gördüm. Hastanın durumu giderek kötüleşiyor hocam. Tamam. Fatih çabuk daha çok tampon ver. Çabuk hastaya bir ünite daha kan bağlayalım hemen. Allah kahretmesin. Karaciğerde kanama var. Tutuyorum ama kontrol altına alamıyorum. Fatih aspir etmemiz lazım. Damarı göremiyorum. Klemp. Bir şey yaramıyor hocam. Hasta kötüleşiyor. 5-0'lık prolen ve büyük klemp istiyorum hemen. Hocam, işe yaramıyor. Hastayı kaybediyoruz. Ya kahretmesin, işe yaramıyor. Bahar, öncelikle sakin. Kanamayı durdurmanın bir yolu var. Ben sana güveniyorum. Şimdi konsantre ol ve iyi düşün. Hadi. Balon tampon yapacağız. Bu kanamayı durdurur mu? Başka şansımız yok. Önce Polezor'da en büyük klempi var bana, tamam mı? Tut bunu Fatih. Aspir etmen lazım iyice. Tamam. Enjeksiyonu ver. Güzel. Klempi tut. Fatih bak. Bunu damara sokacağız, tamam mı? Ondan sonra da hava verip bu balonu şişireceğiz. Böylece kanamayı durduracağız, tamam mı? Yapabiliriz değil mi? Evet hocam. Güzel. İyice aspir et. Damarı görmem lazım, tampon. Hazırız değil mi? Yerleştiriyorum. Stabil. Aferin. Aferin. Hocam, bravo. Çocuğun hayatını kurtardınız. Hocam. Şu Suriyeli küçük kız için yabancı şubeden gelen giden biri oldu mu hiç? Geldiler hocam. Bekleme salonundalar. Bir de şuradaki kadın. Kızı sorup duruyor. O bulmuş galiba. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Merhaba. Sen şu Suriyeli kızı getiren kadınsın değil mi? Nasıl? İyi? İyi yani iyileşecek, daha iyi olacak. Şükür. 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 Sende de bu boncuklardan var. Bu boncukların aynısından küçük kızda da var. Evet, onun da böyle saç örgüsünde senin gibi. Siz aynı yerden falan mı geliyorsunuz? Ailesini tanıyor musun? Lütfen, korkacak bir şey yok. Eğer bir şey biliyorsan söyle, tamam mı? Bak, çok zor bir ameliyat geçirdi. Ailesine çok ihtiyacı var bu kızın.
Annesi sensin değil mi? Neden kızın olduğunu saklıyorsun ya? Sorma. Allah'ın haline sorma. Ben sizi mer göreyim bir kez. Bir kez. Ya sen bu kız bu hale gelene kadar neden bekledin? Niye getirmedin hastaneye çocuğu? Yok. Bizim ülkem yok. Yok hastane. Mert ve deva. Ve savaş. Ve savaş. Kızı niye bıraktın? Mecbur. Mecbur, tekne dün gece. Hasta dayanamaz. Dayanamaz. Ama gidemedi. Vallahi gidemedi. Gidemedi. Gönderme bizi. Söz ver. Gönderme bizi. Bir kez kızımı gör. Bes bir kez. Yalvarırım kızımı gör. Allah'ın ne sanırsan. Kızımı göreyim. Alo. Randevularından iptal roman var mı? Bir bakabilir miyiz acaba? Peki, teşekkürler. Hakan Bey, dışarıda beklemenizi söylemiştim. Biliyorum ama size bir şey söylemem lazım. Kötü biri değilim. Tamam, anlıyorum. Günlerdir başım ağrıyor. Öyle böyle değil, çok uyuyamıyorum. Midem bulanıyor, kusuyorum, hiç halim kalmadı. Siz şöyle biraz oturun isterseniz. Bakın, siz iyi bir doktorsunuz. Abimin arabasında adınızı gördüm, hastanenin de adı vardı. Dedim ki, bu bir işaret. Biri bana yardım edecekse bu siz olmalısınız. Bakın gerçekten yardım etmeye çok isterim ama randevularımın hepsi dolu. Ama siz hiç merak etmeyin, ben sizi çok iyi bir doktora yönlendiririm. Başkası olmaz. Bakın. Bakın, bu hafta bir kutu ağrı kesici içtim, hiçbir bok vermiyorlar. Uyku uyuyamıyorum. Şimdi de kırıp dökmek istiyorum. Tamam, tamam. Sakin ol. Sakin ol. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Lütfen bana yardım edin. Bunlar bana ait değiller. Susturun onları lütfen. Gidin diyorum, gitmiyorlar. Korkuyorum, daha çok geliyorlar üstüme. Yardım edin, ne olur yardım edin. Tamam, gel, gel beraber. Sen de dışarı çıkalım. Kim müsait beraber bakalım, tamam mı? Hiç yere gidemezsin. Otur yerine. Sen bir işaretsin. Senden başka kimse bana yardım etsin. Otur. Tamam. Tamam, dur. Dur. Sakin ol. Otur. Otursana! Otur! Otursana! Düşüncelerini kontrol et. Buna zarar ver. Ne yapıyorsun? Yok, şey yapmıyorum. Tamam, sen haklısın. Tamam, o haklı. O haklı. Sakin ol. Sakin ol. İçindeler çıkmıyorlar. Çıkmıyorlar, çıkmıyorlar. Ben öldükten sonra beynimin içine otopsi yapın, tamam mı? İçinde ne var ne yok öğrenin. Öleceğini düşündüren ne sana? Her şey, yaptığım her şeyi. Ben ölmeyi hak ettim. Öyle düşün. Şimdi bak şöyle bir şey yapalım. Gel beraber çıkalım. Ve sana yardım edecek birini bulalım, tamam mı? Hiçbir yere gitmiyorsun. Otur oturduğun yere. Otur!
Esma. Ay. Özür dilerim kızım. Seni korkutmak istemedim. Sizin ne işiniz var burada? Bence hemen gitseniz iyi olur, Eylül görmesin. Kızıma yardım etmek istiyorum. Kızınıza mı? Bunun için biraz fazla geç kalmadınız mı amcacığım? Ya bir hastasıyla başı dertteymiş diye duydum. Canını çok mu sıkıyor? Ne alakası var canım? Kızınızı o kadar tanımıyorsunuz ki buna bile inanmışsınız. Eylül efsane bir doktor. Delinin teki kendi çapında car car konuşuyor işte, bu kadar. Yok. Olay öyle değilmiş galiba. Televizyonda haberlere kadar çıkmışlar. Haberlere mi? Evet. Hocam çok özür dilerim, çok pardon. Bir yerinize bir şey olmadı değil mi? Yok Şamit, bir yerime bir şey olmadı. Sen hastane benim evim derken bayağı ciddiymişsin yani. Hocam siz de klasik seviyorsunuz galiba. Evet. Hocam açık söylemek gerekirse ben de daha fazla serseri ruhuma engel olamadım. Böyle bir çılgınlık yaptım. Öyle mi? Hocam yani ev sahibi kiraya çok zam yapınca ben de çare karavan dedim. Doğal olarak yol masrafından da kurtuldun. Evet evet hocam. Size de tavsiye ederim. Mis gibi. Çekin bir karavan. Komşuculuk oynarız. Çay kahve içeriz birlikte. Vallahi süper olur hocam. Diyorsun. Gidelim mi hocam? Biz en iyisi gidelim. Gidelim Samet, gidelim. Kendini öldür, kurtul. Yap hadi, hemen yap. Öldür kendini. Korkma, korkak olma. Yap hadi, hemen yap. Öldür kendini. Korkak olma, hadi yap. Yap hadi, hemen yap. Öldür kendini. Korkak olma, hadi yap. Yap hadi, hemen yap. Öldür kendini. Korkak olma, yap hadi. Yap hadi, hemen yap. Hadi! Öldür, öldür, hepsini öldür.
korkak. Öldür, öldür. Hepsini öldür, hepsini. Anlat bakalım Alp. Hastanın şikayeti ellerine engel olamaması. Evet. Bu şikayetten biz de payımıza düşeni aldık tabii. Ay. Oğlum ne yapıyorsun kardeşim be? İşte hocam görüyorsunuz değil mi? Yani izin verin şunun elini kırayım. Yani yerini yerisi de çıkmaz. Biz de kurtulmuş oluruz şundan. Beyefendi. Abicim bir dur. Doktor beyler baksın. Ya kusura bakmayın gerçekten elime hakim olamıyorum. Yani kendi halinde takılıyor öyle. Durduramıyorum. Evet. Devam edelim Alp. Bu şikayet bir süredir varmış hocam. Ancak durum tehlikeli boyutlara ulaşmış. Evet. Muhasebede çalışıyorum. Çalışıyordun. Kovuldu. Neyse ki hapse girmedi. Hem patronu bile inanmadı hırsız olduğuna. Yani benim elimde olan bir şeyi kontrol edemiyorum. Yakın zamanda bir ameliyat geçirdiniz mi? Şiddetli epilepsisi varmış. İlaç tedavisi işe yaramayınca 2 ay önce beyin ameliyatı olmuş hocam. Lan oğlum ne yapıyorsun? Hocam, hocam görüyorsunuz değil mi? Ben bununla nasıl sokağa çıkacağım? Nasıl yanımda gezdireceğim ben bunu? Ya doktor bey gerçekten özür dilerim. Elimde olan bir şey değil. Sorun değil biliyoruz. Şimdi beyefendinin korpus kallosumunu ayırmışlar. Ondan olabilir mi doktor bey? Ben size şöyle izah edeyim. Şimdi beynimizin burada gördüğünüz gibi 2 yarım küresi var. Bu yarım küreler arasında iletişimi ve koordineli çalışmasını sağlayan bölgeye korpus kallosum diyoruz. Bu olmadığı zaman sol el, sağ elin ne yaptığını bilemiyor. Biz buna en meşhur bilinen ismiyle yabancı el sendromu diyoruz. Nasıl yani? Ameliyattan sonra mı olmuş? Bunu tam olarak bilemeyiz. Beyin cerrahisinde bilinen ama çok rastlanan bir komplikasyon değildir. Peki düzeltebilir misiniz? Bizim 4 hafta sonra nikahımız var. Lan oğlum ne yapıyorsun lan? Sakin Serhat. Serhat kendine geliyor. Sakin. Bakın Serhat Bey, gerçekten sakin olmaya ihtiyacınız var. Bu bir rahatsızlık ve anlayışla karşılamanız lazım. Şimdi bunun kesin bir tedavisi yok. Ama bazı ihtimaller var. Semptomları biraz azaltabiliriz. Yani? Yani nikah ertelemenize gerek yok. Deneyebiliriz. Hocam biliyorsunuz değil mi? Sinirde... Oh, sakinim, sakinim. Serhat, sakin. Sakin. Serhat Bey, bakın gerçekten sakin olmaya ihtiyacınız var. Sinir iyi bir şey değildir. Şimdi benim çok iyi bir psikiyatrist arkadaşım var. İsterseniz size ondan randevu alabilirim. Serhat abi, beraber gidelim mi? Şanslısınız doktor hanım. Arabanızı böyle bulmanız büyük mucize. Nerede bulundu peki? 2 arka sokakta. Arkadaşlar çekiciyle getirdiler. Bir imza alacağım sizden. Şuraya mı? Evet. Araba içinden de bunlar çıktı. Sizin mi değil mi kontrol edin. Eğer eksik varsa merkeze rapor yazmamız gerekecek. Thank you.
annesini öldüren çocukla aynı çocuk, hastaneye gelen bugün hatta. Emek bilerek yanına gelmiş. Yedin mi? Neden? Güzel. Araban bulunmuş, sevindim. Bizim arabadan bir haber yok galiba Memur Bey. Maalesef. Ali. Dün gece arabalarımızı çalan çocuk annesiyle abisini öldürmüş. Ne diyorsun? Bugün de bana muayeneye geldi. Yok artık. Kötü bir şaka galiba. Dikkatli ol. Peki benim neden hiçbir şeyden haberim yok evde? Hiç fırsat olmadı. Zaten senin de hastaların vardı. Bu bir bahane. Aynı hastane içindeyiz. Bence biraz fazla üstüne gidiyorsun ha? Bence sen biraz fazla karışıyorsun. Eylül! Tamam, sakin olun, saçmalama. Sen neden bunu buraya getirdin? Sana anlatacaklarımız var. Şimdi sıra Esma'ya mı geldi? Çevremde dolaşma dedikçe insanlara mı saracaksın? Eylül sakin ol. O gelmek istemedi. Ben getirdim. Anlatacaklarımız önemli. Sakin falan olamam Esma. Her arkamı döndüğümde karşıma çıkmadan sıkıldım artık. Düş yakandan diyorum, anlıyor musun? Düş yakandan. Tıpkı senin o gün bana dediğin gibi. Eylül. Ne yaptın oğlum sen? Ne yaptın sen? Baban odaya alındı. Durumu nasıl? Gayet iyi. Endişe edecek bir şey yok, merak etme. Selim abi ilgileniyor onunla. Hadi gidelim biz de yanına. Onu hiç sevmedim sanırım. Ama bugün yanıldığını gördüm. Reddettiğin şey var, farkında mısın? Bırak artık hepsini. Bırak bunları. Bilmiyorum, bırakmasını bilmiyorum. Yaşama artık bu yüklerle. Bırakacaksın, rahatlayacaksın Eylül. Geçecek. Geçecek, geçecek. Merak etme.
Ben hep senin yanında olacağım. Şu an seninle tartışacak gücüm yok gerçekten. Senin derdin bu Elif. Şu anda babandan kaçtığın gibi her şeyden kaçıyorsun. Kaçmıyorum. Dün gece de bana yaptın. Ne demek istiyorsun? Eylül, elimi tutan sendin. Ama ben bunu ne zaman bir adım ileri taşıyıp sana sarılıp seni öpmek istesem koşarak kaçıyorsun. Öyle bir şey yapmadım. Bugün babana yaptın da buydu. Onu iyileştirmek için elinden geleni yaptın. Sonra adam sana bir adım atıp yaklaşmak istediğinde de arkana döndün. O adam benim sevgili babam yani. Kendi annesinin ölümünü örtbas etti. Sen dahil kimse bana onu affet diyemez. Kendi annesini sattı ya o. Hem de 3 kuruşluk paraya susturuldu, göz yumdu. Evet, haklısın. Ama bu öfke en çok sana zarar veriyor Eylül. Umurumda bile değil. Hani bana soruyorsun ya beni seviyor musun diye. Evet, aşığım sana. Bu hayattaki her şeyden, herkesten çok seviyorum belki seni. Kendimden bile. Ama sen böyle bir şey yapsan, seni de affetmem. O yüzden bir daha sakın bana onu affet deme. Evet, polisler burada. Tamam, geliyorum ben. Eylül, ben de seni öldürdüm. Ne oldu, neyin var? Baban mı fenalaştı? Esma, şu an bahsetmek istediğim en son şey babam. İyi, yaşıyor, merak etme. Tamam, tamam, sustum. Da, benim sana bir şey sormam gerek. Ne? Ama baba dememem gerek. Esma, yeter ya. Ay, tamam ya. Biz babanla bir şey bulduk. Seni dava eden adamın videosunu izletirdi bana. Ben de o anda hatırladım. Bu adam kafeye gelmişti. E'si, adamın eli düzgündü. Arızası falan da yoktu yani. Nasıl, emin misin? Eminim. Hatta gıcık etti beni. Daha sonra Nermut bir kadın geldi. Buna böyle zarfla elinde bir para verdi. Komutanım, ne yaptın? Söyledin mi kıza bu adli tıptaki meseleyi? Ha, yok. Daha söylemedim. Peki benden istediğin yeni bir şey var mı? Yardım edemedim diye huzursuzum. Yok yok. Senin huzursuz olacağın bir durum yok. Ben önce bir babamla konuşacağım. Ondan sonra Eylül'e söyleyeceğim. Bak evlat, bu işi daha fazla kurcalamayın. Hiç kimseye bir faydası yok. Peki ya Adalet? O ameliyatta neler olduğunu hiçbirimiz bilemeyiz. Eğer o kızı seviyorsan nefreti de, intikam duygusunu da ondan uzak tut. Çünkü bu insanı öldürür, yok eder, tüketir. Hani bana soruyorsun ya beni seviyor musun diye. Evet, aşığım sana. Bu hayattaki her şeyden, herkesten çok seviyorum belki seni, kendimden bile. Ama sen böyle bir şey yapsan, seni de affetmem. O yüzden bir daha sakın bana onu affet deme. Öldür onları. Öldür, öldür. Öldür onları. Öldür onları, öldür. Öldür onları, öldür. Öldür onları, öldür. Thank you.
Ya sen onlara bakma. Haberler abartıyor. Ya tamam, adam biri vurulmuş da çok önemli bir şey yok. Ha, sen bırak şimdi onu. Akşama ne istiyorsun, gelirken alayım sana? Tulumba tatlısı. Tamam, alırım. Tamam, merak etme. Ben seni çok özledim. Ben de seni çok seviyorum. Tamam, hadi kapat, işim var hadi. Pardon, ya bu çatı katına nasıl çıkabilirim? Bana yardımcı olur musun? Az önce özel timden arkadaşlar çıktılar ama. Tamam, bir de ben bakayım. Bir yardımcı olsan. Tabii. Buradan. Buyurun, buradan. Buradan. Hocam, size acilde ihtiyacımız var. Para veren kadını bulsak her şey çözülür belki. İyi de nasıl bulacağız işte onu? Yani... Bir şey yok. Elinle yaranı tut. Esma, Esma gel çabuk. Yarayı tut, hadi acile inin. Hadi geleceğim peşinizden, hadi. Tut şunu, iyice bastır, tamam mı? Sen nereye? Hemen aşağı inin, tamam mı? Oh, telefon ya. Yani ambulanslar ne diye buraya geliyor? Burası zaten çok tehlikeli. Hocam, yakınımızdaki yaz okulunun servisi kaza yapmış. En yakın hastane biz olduğumuz için buraya geliyorlar. Kaç tane çocuk varmış içeride? 3. Birisinin durumu ağır. Çocuklar yazıyor mu? Her şey hazır hocam. Her şey tamam değil mi? Evet hocam, merak etme. Güzel. Kaç çocuk demiştin? 3. Tehlikelisin. Herkes öldür ya da kendini öldür. Kurtul, bitsin. Bitsin bu çile, bitsin. Beni öldürecekler.
Öldürecekler beni. Ben öldükten sonra beynime otopsi yapılsın. İçinde ne var ne yok öğrensinler. Vaka ne Fatih? Hocam yaz okulunun servisi kaza yapmış. 3 çocuktan biri ağır yaralıymış. Tamam. Ablak lastiği patladı. Koş hadi. Çocuğun durumu acil. İçeri girmesi gerekiyor. 3 tane çocuk var. Biri 15 yaşında. Genç, erkek. Göğsüne darbe aldı. Spontan solunumu var. Ama bilinci kapalı. Bir şey yapmamız lazım. Çocukları çıkartmamız lazım içeriden. Şimdi değil. Hocam dilediniz mi? Manyağın biri ateş ediyor. Dur! Hiç kimse bir yere gidemez. Ya çocukları çıkartmamız lazım oradan. Şimdi değil Bahar. Birlikte hareket etmemiz lazım. Birlikte. İçeri götürmemiz lazım. Hazır mısın? Tamam, korkacak bir şey yok. Oğuz! Bağır! Memur bey, bizim o çocukları oradan almamız lazım. Doktor bey, çok tehlikeli. Hiçbir yere gidemezsiniz. Anlıyorum. Fatih, dikkat et. Ali! Çocuklar, merak etmeyin. Çıkarıyoruz sizi buradan. Arkadaşlar, teker teker çıkarıyoruz çocukları. Çok dikkatli oluyoruz. Hadi. Oldu. Durun beyefendi, gidemezsiniz. Memur bey, bekleyin. Hayır, memur bey.